arkadaşlara dedim ki bu imza abimin. Abim bu mektepten pek iyi dereceyle mezun oldu. Halen İstanbul'da çalışıyor. Ondan sonra bir şey projesi vardı orada. Villa projesi, geniş saçaklı, biraz Türk evini andırıyor. Onun yanında bir cami projesi yapmış. Harika. Fevkalade güzel şeyler. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosu'na mimar olarak atanıyor. Orada Alman profesör Bruno Tautun yardımcısı olarak görev yapıyor. Profesör Tautun yanında çalışırken Ankara Atatürk Lisesi proje çalışmasını da yürütür ve aynı dönemde İzmir Agamemnon Ilıcaları proje müsabakasında ikinciliği kazanır. Yıl 1939. İstanbul Harbiye'deki Yedek Subay Okulu'nda başlayan askerliği Çanakkale'de devam eder. Çanakkale'deki askerliği esnasında müstahkem mevki komutanlığı görevi esnasında Orgeneral Nuri Yamut anıtını yaptı. Ondan sonra Çanakkale Ordu Evi'ni yaptı. 1942 yılında Eyüp Bey, İstanbul Yüksek Mühendis Okulu Mimarlık Bölümüne Yapılar Dersi Asistanı olarak atanır. Bir süre sonra çalıştığı kürsü, 4 kişilik kadrosuyla okulun en hareketli bölümlerinden biri olacaktır. Kürsümüz 4 kişiden teşekkül ediyordu. Profesör olarak Mukbil Gökdoğan vardı. Doçent olarak da Eyüp Kömürcüoğlu. Asistan olarak da Sermet Gürel ve ben. Dördümüz. Karşıdaki oda Mukbil Bey'indi. Sol tarafta benle Sermet oturuyordu. Sağdaki odada da Eyüp Bey oturuyordu. Lami Bey bir proje müsabakası için Eyüp Bey'in odasını da gören asma katta çalışırken bazen heyecanlanıp bağırıverirdi. Arada bir şeye geliyordu. Evet Allah'ım diyordu, ne güzel oldu şuraya bak deyince Eyüp Bey kızıyordu. Kalemi yere atıyordu, yine başladı diyordu. Yahu benim asabım bozuluyor, şey yapma diyordu. Nihayet o müsabaka şey oldu, zannediyorum birinciliği şey aldı. Eyüp Bey ikinciliği de ben aldım. Eyüp Bey'in kızgınlığı bu kadarlık bir tepkiden ibaret olurdu. Genelde Halim Selim, efendi ve hatta karıncayı bile ezmeyen karakteriyle tanınırdı. Benim için çok etkileyici bir dost ve hocamdı. Meslek aşkı bakımından, yurt sevgisi bakımından, tevazu bakımından ve dikkat ettiğim bir batılı eğitimi almasına rağmen, Almanya'da uzun seneler çalışmasına rağmen hiçbir keresinde bu mevzu dışarıda Almanya'da daha iyidir dediğini duymadım. Evet, mimari alanındaki geçmiş çalışmaların boyutunu hiç de küçümsemeyen, ülkesini hor görmeyen aydınlarımızdan biri de Eyüp Kömürcüoğlu. Zamanında vatan hasreti nedeniyle yapamadığı doktorasını gecikmeli de olsa 1962 yılında Berlin'de başarıyla verecektir. Eyüp Bey Berlin'de hangi konuda doktora verir? Konu Türk evleridir. Almanya'da böyle bir doktora konusunu kabul ettirmek de başarıyla tamamlamak da zordur. Neden zor olduğunu Nedret Bey anlatsın bize. Şimdi Türk evinin üzerine Almanya'da doktora yapmak zor bir iş. Almanya'da Türk evine ait yalnız kitap bulabilirsiniz. Ama o zannediyorum buna olan merakı, meslek sevgisi bakımından dokümanları hazırlamış, beraberinde alıp götürmüş olması lazım. Yıl 1943. İstanbul Marmara Kliniği'nin restorasyonu ve doğum pavyonu bölümünün planlarını yapar. Oğlu Ahmet bu klinikte dünyaya gelecek. Babam 1939'da Çanakkale'deki askerlik hizmeti esnasında Hande Hanım'a evlendi. Bu ilk evliliğinden ben dünyaya geldim. Daha sonra babam 2 evlilik daha yaptı. Son evliliğinden de Fatoş adlı bir kızı dünyaya geldi. Eyüp Bey ilk eşinden ayrıldıktan sonra oğlu Ahmet'i nereye giderse yanında götürecektir. Babam bana çok düşkün bir insandı. Belki ilk çocuğu olduğum içindir. Belki de küçük yaşta annemden ayrıldığım içindir, bilemiyorum. Her gittiği yere beni götürürdü.
seyahat olsun, üniversitedeki toplantıları olsun. Ondan sonra bir tek senatoya girmedim kalmıştı. Bir seyahate çıkacak olsa kendisine o kadar düşkündüm ki uzun uzun ağlardım. İşinden eve geç gelecek olsa yolunu beklerdim sokaklarda geç saate kadar. Yıl 1944. Öğretmen evleri projeleri için 9 ev tipinin istendiği bakanlık yarışmasında Kömürcüoğlu birinciliği alacaktır. Kısa bir süre sonra Mukbil Gökdoğan ve Emin Necip Uzman'la birlikte peş peşe katıldıkları Ereğli İdris ve Sivas Yıldızeli Köy Enstitüleri proje müsabakasında yine birinciliği elde ederler. Mimari alanda ihtiyaç duyulan pek çok eseri dilimize çevirir ve özgün eserler verir. Bunlardan şomp bacaları Türkiye'de büyük bir eksikliği şey yapmış. Yüksek bloklar yapıldığı zaman baca sistemine tesir etmiş. Çok faydalı olmuş. Ataköy yüksek bloklarında şomp bacaları ilk tecrübesini yapmış. Ankara'da ben çalışırken bazı mimar arkadaşlar, inşaat yapanlar bana telefon ederler, gelirler. Bu kitabın şeyi kalmamış. Bulamıyoruz. Nezihe Hanım, sizde varsa verir misiniz bir bakalım diye. Yani bu kitap hakikaten Türkiye'de bir eksikliği tamamlamıştı. Anadolu'nun öz malzemesi olan kerpiç üzerine yazdığı kitap da alanındaki bir boşluğu dolduruyordu. Hastane binaları da Eyüp Bey'in ilgi alanı içindedir. 1944 yılında ilk basımı yapılan Hastane Yapıları adlı çevirisi ilgiyle karşılanır. Yine aynı yıl Ankara Evleri konulu teziyle doçent olan Eyüp Kömürcüoğlu ilk defa bu dönemde eski Türk evini araştırma fırsatını bulur ve yaşamı boyunca bu konuyu araştırır. Mimari projelerini bana gösterirdi daima. Hastane projeleri vardı, çok enteresandı. Ve mimarinin her şeklinde onu çalışırken gördüm. Bütün planlarını biliyorum, projelerini biliyorum. Hakikaten zevkli bir mimardı. Projeleri modern akım çerçevesinde onu Türk mimarisiyle kaynaştırarak yapmasını çok severdi. Ve bu yolda çok çalışmıştır. 1945 yılında Erzurum Devlet Demiryolları Sitesi proje müsabakasına Mukbil Gökdağ'la birlikte katılmış ve projeleri yine birinciliği kazanmıştır. Aynı yıl Nevşehir İmar Planı işine zevkle sarılacak ve bundan sonra yapacağı bütün imar planlarında tarihi kentlerin yüzyıllar boyunca oluşan dokusunun korunması için çalışacaktır. 1946'dan 72 yılına kadar Nevşehir, İskilip, Kırşehir, Dört Yol, Karaköse, Çifteler, Çatalca, Çubuk, Yahyalı, Erdemli, Ula, Beşkuyu, Karapınar, Halfeti ve son olarak da Pınarhisar yaptığı imar planları oldu. 1949 yılında da Levent Mahallesi Ev Tipleri başlıklı proje yarışmasında birincilik alır. Bir diğer büyük proje İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Psikiyatri Klinikleri ankileriyle birlikte yarışmaya çıkmaktadır. Eyüp Bey'in yüksek mimar Asım Mutlu'yla 1951 yılında girdiği bu yarışmada projeleri birinci olur. Bu büyük inşaat 4 yıl sürer ve Eyüp Bey inşaatın safhasını da yakından izler. 1954 yılının bir sonbahar gününde babası mimar Asım Bey'in de yakından tanıdığı Necla Hanım'la karşılaşacaktır. Karşılaştığımız ilk gün bana evlenme teklif etti. Böylece 42 senelik evliliğimiz başlamış oldu. Doğup büyüdüğü Çamlıca'da dededen kalma eski bir ev ve onun büyük bahçesi tutkusuydu adeta. Her boş kaldığımız günde oraya gider, günümüzü orada geçirir, piknik yapar, dostlarımızı, arkadaşlarımızı davet eder. Hoş vakit geçirirdik.